Merhaba, kanala hoş geldiniz. Bugün 4 tane yeri örnekleyeceğiz. Bunlardan 3'ünü zaten örneklemiştik. Bunların fiyatları ne oldu, satın almaları ne oldu, yanında yamacında neler vardı? Bunlara tekrardan bakacağız ki daha iyi anlayın diye. Çünkü fiyatlamalarla ilgili gerçekten yani sıkıntı yaşıyorsunuz. Tam olarak bölgenin fiyatlarını anlayabilmiş durumda olmayan arkadaşlar var. Ve şöyle bir durum, yani bugün deprem riski var. İstanbul'un durumunu zaten biliyorsunuz. Ekonomiyi zaten anlatmama hiç gerek yok. Göçü zaten biliyorsunuz. Kira ve konut sıkıntısını biliyorsunuz. Şimdi üstüne bir de bunun İsrail-Filistin sıkıntısı baş gösterdi. 2 milyon Filistinlinin olası bir şekilde yer değiştirmesinde yine bir göç dalgası bize gelecek. İsraillerin bir kısmı biliyorsunuz zaten Antalya ve tatil bölgelerine geldi. Tabii bunların başında İstanbul, İzmir, Ankara yine var da bunlar olası bir kalma durumunda otomatik olarak zaten fiyatlamaya yansıyacak. Ne olacak? Kira fiyatları artacak, konut fiyatları artacak. Yani biz ekonomik olarak işte şimdi son dönemlerde araba fiyatlarında düşme var diyorlar. İşte ev fiyatlarında düşme var diyorlar. Şimdi ev fiyattaki düşmeye baktığınız zaman zaten İstanbul'da hiç kimse 25 yıllık bir bina almak istemiyor. Deprem riski var. Bunun etkisi var. Enflasyon bazında zaten döviz bazlı bir düşüşü var. Bu şekilde ilerliyor. Herkes aslında birbirine bir algı yapmış durumda. Bunu zaten siz de fark ediyorsunuz. Araba fiyatlarından bahsediyorlar. Bugün normalden sahibinden.com'a girdiğiniz zaman kendi arabanızda bile bunu deneyebilirsiniz. Arabanızı koyduğunuz an otomatik olarak bir anda 100 tane beğeni geliyor, 150 tane beğeni geliyor, fiyat verenler geliyor, durmadan mesaj atanlar geliyor. Bunu siz de fark etmişsinizdir ve yakın çevrenizde fark etmiştir diye düşünüyorum. O yüzden hani bu fiyatlar artmaz, bu fiyatlar gitmez diye düşünüyorlar. Bunun borsa etkisi de olacak, biliyorsunuz mevduat etkisi olacak. Şimdi altın son 35 yılın en düşük seviyesinde altın gümüşe yatırım yapıp çıkıp sonrasında toprağa dönenler olacak. İşte yılın ilk çeyreğinde biliyorsunuz seçim sonrasında tekrardan canlanma olup tekrardan yatırım yapmak isteyenler olacak diye. Tabi bunlar uzman görüşleri. JP Morgan'ın görüşleri var. Doların 31 ile 32 seviyesine geleceğini söylüyor seçimden önce. Buna göre pozisyon alanlar var. Yani birçok şeyi siz de piyasadan duyuyorsunuz. Buna göre de otomatik olarak insanın zihni karışıyor ister istemez. Burada da baktığınız zaman şimdi biz ilk önce buradan başlayalım. Ne yapmıştık? Sahibinden de girdik. Çanakkale Biga Pekmezli köyünde 5593 metrekarelik bir yere bakmıştık. Bunun fiyatının da daha öncesinde ne olduğunu göstermiştim size. 650 liraymış. Peki ne oldu da bu fiyat 700 lira 750 lira geldi demiştik. İçe para ihtiyacının olduğunu, acil satılık olduğunu yazmıştı. Oraya tekrar geri dönmüyorum ki vakit kaybetmeyelim diye. Şimdi o parasal sorununu çözüp 1 milyon 650 lira olarak bu fiyatı tekrardan vitrine koymuş. Yani şunu demek istiyorum. Bölgeyi bilmeniz çok önemli. Bölgedeki fiyat analizini yapmanız çok önemli. Bunları üst üstüne koyduğunuz zaman o zaman sizin yatırım değeriniz ortaya çıkmış oluyor. Şimdi siz bu minvalde bir yeri artık bu fiyatlara buradan alamayacaksınız. Bunun yanındaki yerleri de göstermiştik. Şimdi onun domino etkisini de göstereceğim size. Yani siz buradaki fiyata bakarken onun yanındaki fiyatları da alternatifleri de değerlendirmek zorundasınız. Çünkü başka bir oyuncu yani sizin gibi almak isteyen biri gidip oraya alacaktır. Ve bunun etkisini de göreceksiniz. Şimdi hemen buradan direkt buradan içeri girelim. Pekmezli köyüne girelim. Buradan ben size ne demek istediğimi direkt açık ve net harita üzerinden anlatacağım. Bölgeyi zaten biliyorsunuz. Bölgede bakın artık yani 33 milyon 700 lira falan bu 700 liralık yerlerinde yani nispeten arkalarda kaldığını yani buralara para verir misiniz vermez misiniz bakın 3800 metrekarelik bir yer var burası yeni çıkmış gibi gözüküyor. Bunun hemen yan tarafında 780 bin liralık bir yer vardı. O videoya tekrar geri döndüğünüzde tekrar bakabilirsiniz. Ben de buraya koyarım buradan da incelersiniz ama arka taraftan bakmanızı öneririm. Şimdi geldik bizim yerimiz neresiydi? 1 milyon 650'lik yerdi. Hemen onda 780'lik yer vardı. Şimdi insanlar ne diyor? Ben burayı takip ettim veya etmedim hiç fark etmez. Geldim baktım alternatif olarak ilk önce başka bir yer ararım. Ne yapmam gerekiyor? Şuradan uyduyu da açalım. Hep biz neye bakıyoruz? Yanımda neler var? Oradaki yer neredeydi? Hemen şu bölgedeydi. O zaman insanlar diyor ki burası buraya göre ucuz kalmış. Ben burayı satın almalıyım diyor arkadaşlar. Hemen gidip buraya alıyorlar. Gördüğünüz gibi ya fiyat arttırmak için talebi geri çekti veya satıldı. Bu şekilde yorumlamanız gerekiyor. Zaten buralara baktığınız zaman 2 milyon 2 milyon falan diye gidiyor. Burası köye çok yakın olduğu için zaten kendi fiyatını buldu. Peki 650 lirayken adam sıkışırken arasaydınız belli bir şartlarda bu fiyatı yakalayacaktınız. Yani
alırken kâr edecektiniz. Şimdi zaten normal fiyatını buldu. Hani hep diyorum ya ben, siz almazsanız başka biri alır ve başına bunun bir koyar. Aynısını yapmış. 1 milyon 650 bin lira olarak fiyatlamış. Bunu göstermem çok önemli. Bunu anlamanız çok önemli. Bakın, o olunca oyuncu gidiyor, hemen yanındakini alıyor. Yani oyuncu demek istediğim satın alan kişi. Öyle düşünün yani. Bunu tamamen bir oyun olarak görebilirsiniz. Bu monopoli gibi bir şey artık. Anlatabiliyor muyum? Hep böyleydi. İnsanlar bunu görmüyorlardı. Bu şekilde değerlendirmiyorlardı. Buna bu şekilde bakmanız lazım. İnsanlar direkt pozisyon alıyorlar yatırımlarında. Gördüğünüz gibi buradaki 780 liralık yer gitti. Pazarlıklı pazarsız pazarlık olmadan düşünün. 780'i biz baz alıyoruz. Diğer tarafların uygun olmadığını düşündüler. Burayı da satan arkadaş eğer drone görüntüsünü baştan size göstermiş olsaydı siz zaten burayı net olarak anlayacaktınız. Ben bölgeyi bildiğim için size anlattım ama tabii ki ben burayı alın, almayın, yapın, yapmayın falan diyemem. Ben sadece gösteriyorum. Çünkü sizin istekleriniz farklı olabilir, benim düşüncem farklı olabilir. Yani burası kanalın yanıydı. İşte kanalın yanından gidersiniz, su çekmek için cihazınızı koyarsanız suyunuzu çekersiniz, ekmek istiyorsunuz ekersiniz, biçmek istiyorsunuz biçersiniz. Yolunuz zaten kadastro yolu falan gibi şeyler var. Şimdi ne oldu? Otomatik olarak 1 milyon üste çıkmış oldu. Yatırım fırsatı gitti, eşitlendi. Yani diğer fiyatları eşitlediler. Veya dediler ki emlakçılarla falan görüştü. Buranın fiyatı dedi bu olur mu dedi, bize ver dedi, 2 milyona satarız. Öbürü dedi 1.800'e satarız. Biri dedi ki 1.650'ye satarız. Ben o zaman satmıyorum dedi. Hep bu şekilde düşünmeniz gerekiyor. Şimdi tekrardan geri dönelim favori ilanlara. Burayı da görmeniz önemliydi. O yüzden gösteriyorum. Şimdi buradan çıktıktan sonra Biga Göktepe aynı emsallerde bu sefer daha iyi konumda olan bir yer 750 liraya açılmıştı. Bakın onu da ben hemen size Çanakkale Biga şuradan diyelim harita üzerinden göstereyim. Göktepe. Bunu da harita üzerinden anlatacağım. Şöyle gelelim. Yanlış hatırlamıyorsam şurasıydı. Çünkü sattılar, ben onu işaretledim size göstermek için. Yine 5 dönüm küsürdü. Büyük ihtimalle burası. Burası olmasa bile yani şu minvallerde bir yerdi. Yani gördüğünüz gibi bakın burası en değerli yerlerden bir tanesi arkadaşlar. Çok anlattık buraları. Bu yol üzerinde olmak isterler. Buranın yolunun olmasına bakmazlar. Çünkü ölçeklendirme olduğunda zaten burada da şuradan aralık yoldan da geçebilirler de. Hani ben size kadastral yol açısından söylüyorum. Buradaki borsanın falan olması, işte gelecekteki bu yol planları, işte liman planları, yüksek hızlı tren planları, işte Balıklı Çeşme'nin burada olması, birçok faktör var burada. Üniversite faktörü var zaten. En iyisi burada görebileceğiniz size üniversite ve direkt buradaki Biga Kooperatif'ten başlayarak borsanın olması. Yani bunlar hep fiyatlamayı arttırıyor. Şimdi bu adam şöyle yorumlayabilirsiniz. 750 lira açtı, talep yokladı. Yani bakalım bize kaç kişi gelecek? Bakalım bunları görebilecek miyiz? Bu fiyata gider mi gitmez mi? Bu da olabilir. Bunu bu şekilde de değerlendirebiliriz. Ama sonuç olarak bunu öncelikli olarak sizin görmeniz, bu fiyat üzerinden de pazarlık yapmanız. Yani adam bunu 750'ye açtığında otomatik sizden 1.450 istemeyecektir. Veya o fiyata getirmeye çalışacaktır sizi. Siz aşağı yukarı bu fiyatı bulursunuz. Zaten buraya baktığınız zaman şöyle bakalım. Bakın ben size onu da göstereyim. Hemen tekrardan buradan girelim. Ne yapıyorduk? Arsaya geliyorduk. Zaten bildiğiniz gibi anlatmıyorum artık oraları. Satılık kısmından Çanakkale Biga diyoruz. Çanakkale Biga. Buradan da Göktepe'yi işaretliyoruz. Göktepe'de hepsini işaretleyelim, hepsini görelim. Harita üzerinden bakıyoruz ki bütün alanı görelim. Bakın şimdi arkadaşlar gelsin, geldi. Bakın gördüğünüz gibi neresiymiş 1.250.000'ye? 103.90'mış. Şuradan da belli. Bakın 103.90. Bu da burayı açmış. 103.90 olarak göstermiş. İşte önceliklerini belirtmiş, buradaki şeylerini belirtmiş. Bunların hepsini incelersiniz. Onun metrekare bazındaki fiyatı 5.600'dü. Fiyatlamaya onun etkisi var. Ama öncelik olarak açıldığı fiyatı yakalamamız gerekiyor. Benim buradaki anlatmak istediğim, yani şu minvallere bakınca, bakın burada 1.940'lık bir yer var. Gördüğünüz gibi bunu da incelersiniz. Burada 11'lik bir yer var. Bunlara hep bakmak gerekiyor. Yani burada böyle 750'lik falan bir yer gördüğünüz zaman otomatik olarak sizin buraya bir işlem yapmanız gerekiyor. Tabii ki burayı istiyorsanız. Bu anlattığımı sadece Biga olarak değil, bütün Türkiye olarak düşünün. Siz diyelim ki Bingöl'de yer almak istiyorsunuz. Böyle bir bölgeye bakıyorsunuz. X bölgesi. X bölgesinde size böyle bir fırsat doğdu. Otomatik olarak onunla görüşmelisiniz. Hemen halletmelisiniz bunu. Ne oldu bir önceki örnekte? 650 liraya açılmıştı. Siz baktınız, bölgeyi bilmiyordunuz. Ya burası alınır mı dediniz, alınmaz mı dediniz. Adam otomatik olarak başına bir koydu.
1 milyon 650 olarak fiyatlandı. Ne oldu? Alım maliyetiniz alttaydı sizin. Şimdi yükseldi. Orayı alamayacaksınız. Burası gitti. Şimdi buraya bakalım. Harika konumda 6 milyon 600. Biliyorsunuz burası Bayramiç'teydi. Bayramiç Yanıklar'dı. Anlatmıştık burayı. İşte biz ne demiştik? Kurgu yapıyorduk. Kurgumuzda ben arka planda buradaki C hattı, yani Güzeltepe'den aşağı iniyorum. Dalova'dan başlıyorum. Serhat, Dağova, Çırpılar, işte Karaköy'e kadar olan sınırda Evciler bölgesinde yer almak istiyordum. Alamadım. Arka plana bakıyorum. Kaykılara, Korucağa, Yaylacağa, Yanıklara bakıyorum. Buralardaki yerleri de 4-5 ay önce görmüştünüz. 400, 500 o civarlardaydı. Şimdi projeden dolayı, şimdi onu da göstereceğim. Yani birçok %95 kişi, kanalı izleyen %95 bunu görmemiştir. Şimdi göreceksiniz arkadaşlar. Ben size özetleyeceğim onu. Yani ben direkt burası şöyle olur böyle olur diye fiyatları arttırmamak adına bunları sizler görün diye gösteriyorum. Neydi burası? 6600 metrekarelik bir yerdi. Hatta açıklama kısmına ne yazmıştı sahibi? Parasal konumu iyi olan, işte sağlık doğa turizminden yana bir yer almak isteyen gelsin. Yani bakın harika konumda yazmış. Adam açıklama bile yazmıyor yani. Çünkü yerine güveniyor, yerini biliyor. Burada bir otel var. Otel burayı fiyatlandırıyor. İşte kolay girilip çıkılabiliyor. Bunları hep anlatmıştık biliyorsunuz, uzatmıyorum. Ona göre fiyatlandı. Satıldı mı? Satıldı. Şimdi siz ne diyordunuz? Bu kadar böyle büyük fiyatlı yerleri, arka planda, geri planda kalmış yerleri kimler alıyor? Arkadaşlar alıyorlar. Yani siz buraya baktığınız zaman siz tamamıyla burayı anlamamış durumdasınız. Yani mesela Bayramiç'i, onun akabinde Biga'yı, her yerin kendine özel bir fonksiyonu var. Yani bugün bakarsınız aşağı tarafta işte Ayvacık tarafı söylüyorsunuz. Onun aşağı tarafında işte yukarı tarafında Ezine'yi söylüyorsunuz. Her yerin kendine göre bir alım fırsatı var. Her yerin kendine göre bir fanatiği var. Her yerin kendine göre bir üretim hanesi var. Yani buraya girdiğiniz zaman Çanakkale, Bayramiç'te yani sopayı diksen adam çıkar. Öyle bir yer burası. Burada birçok sizin tanımadığınız ailelerin işletmeleri var. Tesisleri var. Büyük ailelerin işletmeleri var. Kimsenin görmeyeceği arka planda kalmış yerleri var. Burada üretim yapıyorlar. Yani herkes de size burada şu var, burada bu var diyemez. Siz gidip görmelisiniz. Kanalda da bu bölgelere gidenler vardı. Onlar da yazıyorlardı. Yani bu bölge popüler bir bölgedir arkadaşlar. Ne dikseniz eker. Ayrıca yani oturmak istiyorum, yer yapmak istiyorum, şunu yapmak istiyorum, bunu yapmak istiyorum. Uygun yeri bulduğunuzda da büyük bir haz alırsınız, büyük bir keyif alırsınız. Çünkü tamamen doğayla iç içe, yani Kaz Dağları'nın içi. Hiç gitmemiş bir adama anlattığınız için size garip geliyor. Yani 6 milyon 600 bin lirayı buraya kim verir? Kim verir? Şimdi göreceksiniz. Bakın. Neydi? Şu yukarıdaki kısmı 550'ye satmışlardı. Biliyorsunuz orayı açıklamıştık bir önceki bölümde. Orası da uçup gitmişti. Siz alsaydınız siz orayı fiyatlayacaktınız. Burası da aynı şekilde. Siz alsaydınız siz fiyatlayacaktınız. Köye bu kadar yakın. Bakın burada otel var. Daha boş oteli. Hemen yukarıda bunu %95'i görmedi. Bakın Nef'in arsaları var burada. Şimdi anladınız mı insanlar niye pozisyon alıyor? Pozisyon almanın önemini anlatabiliyor muyum size? Siz diyorsunuz ki ya burası gözümü kapatsam İşte Kütahya gibi bir yer. Öyle bir yer değil. Burada doğa turizmi var. Burada ekoturizm var. Yani ekoterra'dan başlayarak burada bir sürü çiftlik var. Bir sürü tesis var. Bunların hepsi de işliyor arkadaşlar. Bunların hepsi ürün temin ediyor. Kimisi otel faaliyetinde, kimi başka faaliyetlerde. Şimdi Nef'in arsasına bakın. Yani birçok kişi de soruyor ya oraları nasıl arsa yapıyorlar, bunu nasıl yapıyorlar falan. Yapan yapıyor. Sonuç olarak göreceksiniz işte. Buraya noktayı da ben atmadım. Buraya noktayı atmışlar sonuç olarak. Böyle bir yer var. Yani buraya baktığınız zaman 40-45 dönümlük bir yer. Arsa faaliyeti görüyorsunuz. Hepsini bölmüşler. Bunu gelecekte planlarına göre ölçeklendirecekler. Ona göre istediklerini yapacaklar. Sonuç olarak ne oluyor? Siz buranın etinden sütünden yararlanıyorsunuz. Diyelim ki siz önceden şuraya konuşlandınız. Otomatik olarak zaten para yaptı. Yani bunu ev olarak da düşünün. Sizin bir eviniz var. Yanına hastane gelecek, postane gelecek, bir şey gelecek. Otomatik olarak bulunduğunuz yerdeki değer artıyor zaten. Bu da onunla aynı. Hani o yapılmıyor, bu yapılmıyor, onu bunu yapmak yerine, defans yapmak yerine bence bölgeleri anlamalısınız. Buna göre fiyatlamayı yapmalısınız. İnsanlar veriyor arkadaşlar. Ayrıca hani ben bunu alamıyorum, ben onu alamıyorum dediği zaman Türkiye'yi bugün düşündüğünüz zaman Türkiye'de %90'ı tamamen şu an arka planda, %10'luk kesim istediği şeyleri alıp istediği şeylere yatırım yapabiliyor. O %10'luk kesim ve onun arkasında kalan kesim bunları alabiliyor diye düşünebilirsiniz. Yani bu
tamamen şey yapmak adına değil yani, yanlış anlamayın ben, kötü niyetli falan söylediğimden değil, ama bu böyle yani. Parası olan alacak. Bu gıda maddesi değil demiştik. Bu bebek bezi değil. Bu bebek maması değil. Domates biber değil. Burada gelecek adam. Siz de aynı şartlarda olabilirdiniz. Babanız burayı size bırakmış olabilirdi 10 sene öncesinden. Siz de geldiniz. Bugün para etti. Burayı satıp çıkacaktınız. Yarın öbür gün pazarlamanızda ne diyecektiniz? Benim yanımda daha boş otel var. Bunun yanında da Nef var. Nef buraya geliyor. İşte arsasını almış. Yakında burayı tamamen villalara çevirecek diyecektiniz. Bunun üzerinden pazarlayacaktınız. Yani anlatabiliyor muyum? Siz hani arka planda diyorsunuz ki burası dağlık, burası bilmem ne. Yani buraya girebilmek için özellikle yer arayan insanlar, özellikle para veren insanlar var. Arka planda da hani geçen yayınladığımız yine Sarıhoutla ilgili soruyorsunuz. Sarıhoutun da arka tarafında yine karavan park yapılacak. Yani buraya adamlar bungalov, karavan, villa tarzı dediğimizde bu Ayvalık taraflarında, Assos taraflarında gördüğünüz insanların hani ya ben yer alamıyorum, en azından 100 metrekarelik bir bungalovum olsun, bir karavanım olsun, işte denize baksın, işte doğaya baksın dediğiniz yerlerde. Yarın öbür gün de buraların değerlendiğini göreceksiniz. Siz ne yapıyorsunuz? Bakıyorsunuz burası diyorsunuz 1,5 milyon. Yarın 4 milyon olacak. Borsadan çıkanların paraları olacak. Bakın bu hafta 175 bin kişi borsadan çıktı. 98 milyon dolar yabancı çıkışı var. Onların hepsi nereye girecek? Çıkan paralar toprağa gömülür. Tamamen toprağa yatırım yapacak. Gidecek adam gayrimenkule yatırım yapacak. Düştüğünde alacak, toplayacak hepsini. Zaten topluyorlar. Yani bir de böyle bir şey var. Hani siz piyasa yavaşlıyor falan diyorsunuz ya. Gördüğünüz gibi bakın gitti. Uçtu gitti. Herkes aldı götürdü. 6 milyon 600'e sizin şunu düşünmeniz lazım. Ya Çatalca'da ben 6 milyon 600'e işte Çatalca'nın en popüler yerlerinden bir tanesi neresi? Kestanelik. Arka önünde de İzzettin var mesela. Kestanelik daha popüler. Onu da önümüzdeki haftalarda yine gösteririm size. Kıyaslama yaparız. Kestanelik'te 3 dönüm yer 6 milyon 600'e çok rahat alırım. Nedir? Bir ayağım İstanbul'dadır, bir ayağım da doğanın içindedir. Zaten imar geldi gelecek. İnsanlar oraya villalar, oteller, şunlar bunlar yapıyor. Doğa şeyleri yapıyor. Ona göre de konuşlanırsınız. İşte dediğim gibi kimi doğayı istiyor bu parayı veriyor. Kimi de sizin belki düşünceniz olan işte ben İstanbul'a yakın olayım, bir ayağım da orada olsun denilen yerleri istiyor. Şimdi bu tarafa bakalım. Sahibinden otoban cepheli ana yakın biliyorsunuz. Burada 1 milyon 240 bin lira Tekirdağ'da bir yer vardı. Hemen oraya da girelim. Şuradan çıkalım. Yani ben size 2 haftalık süreçte neyin uçarak gittiğini gösteriyorum. İnsanlar söylüyor ya hani algı yapıyorlar. Onlara tamamen inanmayın yani. Siz kendiniz ne görüyorsunuz onlara bakın. Şimdi şuradan gelelim. Neresiydi? Bakın hemen buradan geldik. Şuraya tıklayalım. 109.26 idi. 4.000 tarla bağlar mevkiydi, değil mi? Gördüğünüz gibi. Şimdi ne demiştik? 11 dakikalık, 12 dakikalık, hadi 15 dakikalık bir yer burası Tekirdağ. Burayı zaten bilenler biliyorlar. Kim bakarsa, kim şey yaparsa bu ilanların açıldığında benim gibi işte alım yapanlar, zaten bölgeleri iyi bilenler ada parselden, işte görüntüden otomatikman düştüğü an binlerce göz var arkadaşlar. Siz onlarla mücadele ediyorsunuz. Binlerce göz var burada. Bunu biz paylaştığımızda 650 bin liraydı. Şimdi 1.240'a adam sıkışmış alet alacağım, makine alacağım iş yerime diye açmıştı biliyorsunuz. Direkt sattı. Ne oldu? 1 milyon 240. Uçururlar, anında götürürler. Burası popüler bir bölge zaten. Adam diyor ki bunun manzarası var. Tekirdağ İpsala yolunu görüyor. 4 küsür dönüm yolu var, her şeyi var. Ekilmiş, dikilmiş. Köylüyle anlaşsa diyecek ki bana buğday ek, arkasına bunun ayçiçeği ek diyecek. Yani adam pasif kazanç da yaratacak buradan. Bunların hepsini üst üste koyuyorlar. Alıyorlar. Siz diyorsunuz ki 1 milyon 250 çok. O size göre. Yani herkes kendine göre yorum yapmalı. 6 milyon 600'lük o adama bedava gelmiştir. Adam onu yarın bir gün bölecek. Başka birine villa olarak satacak. Buradaki alan kişi de kendine burada çok güzel konumda bir yer yapacak. İznini alacak. Burada oturacak. Bu şekilde de devam edecek. Yani bu işler tamamen bu şekilde ilerliyor. Hani ben bunu böyle kısa bir video olarak bunları göstermek amaçlı size yapıyorum. Bunları bilin diye. Bu arada da şöyle haberler var. Bakın Alarko'nun, bunlar çok önemli. Bunları takip etmenizi öneririm. Alarko son dönemde 11 tane şirket bünyesine katmış durumda. Yani toplamda 11 tane tarım şirketi yapmış durumda. Ve tamamen gelecek dönemde 5 milyon metrekareye ulaşacak bir şekilde, hedefi o şekilde tarımla uğraşacak. Ve bunu sera ve jeotermal, bakın sera yapımında kullanacak. Gördüğünüz gibi Altes'i satın aldı. Altes'in bütün hisselerini satın aldı. Burada da zaten bakın 30 bin metrekare dikili.
50 bin metrekarelikte jeotermal sera yapımında uygun taşınmaz bulunmaktadır diyor. Bunların hepsini bünyesine kattı. Yeni bir yöneticiyi de aldı, başına koydu. Tamamen artık bakın büyük şirketler oyunun içine girmiş durumda. Bunu 7-8 ay öncesinde de söylemiştik. Yaklaşık 10 aydır video yapıyoruz. Büyük şirketler, o zaman da Hayrabolu'da biliyorsunuz alınmıştı. Bu şekilde birçok şirket alıyor. Afyon bölgesinde, Sandıklı bölgesinde Menderes şirketinin yapılandırması var. O da aynı şekilde Afyon bölgesini bilenler bilirler. Sandıklı bölgesi tamamen jeotermal açıdan seraların bulunduğu bölgedir. Batan işletmeleri veya zorda olan işletmeleri insanlar alıyorlar arkadaşlar. Bunun da Big örneğinde size besi, yem, tavukçuluk yerlerini göstermiştim. Tamamen alıyorlar. Yani siz bugün 10 milyona bir yer yapmış olmayı düşünün. Bir de hazır bir yer almış olmayı düşünün. Yani masraflarınız, maliyetleriniz, işçiniz, miçiniz her şeyi bulmuş hazır halde size gelmiş oluyor. Bunları böyle hesaplıyorlar. Yakın dönemde bunları daha çok sık göreceksiniz. Yani oyuna onlar giriyor. Arka planda biliyorsunuz göçler var. İnsanlar burada tamamen toprağa yatırım yapmak istiyorlar. Dediğim gibi Afyon bölgesinde işte Menderes'in yatırım var. Diğer şirketlerin yatırımları var. Bu şekilde ilerleyecek. O yüzden de hani o satılmıyormuş, bu gitmiyormuş, bilmem neymiş. Sizin özellikle elinizde mesela yeriniz falan varsa buna bir kere değil 1000 kere bakın. Çünkü elinizdekinin ileriki dönemde getireceği değeri falan hesaplamanız gerekiyor. Yani haybeye bunları vermiş olmayın. Bakın insanlar iyi, uygun yeri bulduğunda uçuruyorlar. Bir sürü proje var, bir sürü yapılandırma var. İşte Bayramiç'te var, Biga'da var, Yenice'de var. Zaten Yenice bölgesi, onu da bir arkadaşımız sormuştu. Yenice bölgesiyle ilgili hani video çekecek misiniz? Çekeriz ama o bölgeler artık buradaki videolardan dolayı arkadaşlar insanlar bu bölgelerde işte influencer faaliyetleri yürütüyorlar. Bunları çekiyorlar. Çektiklerinde de otomatik olarak siz de bir algıda değişiklik yaratıyor size. Diyorsunuz ki ben burada yer almalıyım. Halbuki bizim ilk videolarımıza baktığınızda fiyatların ne kadar düşük olduğunu orada göreceksiniz. Tamamen bir yığılma var. Balona doğru gidiyor. Yani orada alacağınız yerlere çok dikkat etmeniz gerekiyor. İşte bir tane ürün çıkmış da bir tane bilmem ne çıkmış da ben bunu yapmışım da ben onu yapmışım da herkes çiftçi olamaz arkadaşlar. Herkes işte beyaz yakalı olamaz, herkes mavi yakalı olamaz. Herkesin kendine göre fonksiyonları var. Ben size bugün işinizi bırakın, gelin şurada yumurta çiftliği kurun desem çoğunuz bunlara ben yapamam, ben edemem diyeceksiniz ki çok da doğru yani. Bu tür algılara hani yenilmemek gerekiyor. Her şeyi önceden hesaplamak gerekiyor. Bunların hepsi hesap kitabı işi. Bu adamlar bunları alıyorlar. Başına tarımla ilgili çok iyi yönetebilecek, yurt dışında kendini ispatlamış insanları getiriyorlar. Bunlar hep hesaplanıyor. Yurt dışı projelerde Hollanda'da falan ziraat mühendislerine falan danışılıyor. Şirketlere danışılıyor bunlar yapılırken. Bunları hep hesaplamak gerekiyor. Ona göre de dikkat etmelisiniz. Ama dediğim gibi fiyatlar tamamen yukarıya doğru gidiyor. İnsanlar almıyormuş gibi gözükebilir. Ama bakın gördüğünüz tabloyu ben size 2 haftada bir, işte 1 haftada bir yayın yapmaya çalışıyorum. Buradaki tabloyu göz ardı etmeyin. İnsanlar alıyor arkadaşlar. Siz de kendiniz bunları incelediğinizde siz de kendiniz göreceksiniz. Hani ben alamadım, ben bekledim demek yerine çok iyi araştırıp yerinde müdahale etmeniz gerekiyor. Bunlar da bu şekildeydi arkadaşlar. Gelecek videoda görüşmek üzere. Umarım sizlere faydalı bir video olmuştur.